Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sazlar arkamda. Soran arkadaşlar vardı. Sazlar şu anda bu vaziyette arkadaşlar. Flotalarını vesaireleri yaptık. Kapakları taktık. Şimdi tarafları takıp kimyasala gireceğiz. Bu ay sonuna sazlar yetiştirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam. Bir şeyimiz kalmadı. Umarım videoyu izliyorsunuzdur. Şimdi sorulan en iyi bağlama hangi ağaçtan yapılır olayını konuştuk ya. Ona ek olarak şimdilerde yeni moda bir durum var. Onu da bu konuya ekleyelim. Videoları izlerseniz peş peşe olmuş olur. Termovood'larla çalışmak arkadaşlar. Termovood ne demek? Ağaca dışarıdan su buharı, ısı vererek ağacın normalde uzun yıllarda kat etmesi gereken mesafeyi kısaltma olayı arkadaşlar. Fırınlama olayı. Bu en çok neyde kullanılıyor? Bizim sedir kapaklar dediğimiz kapaklar var ya, kahverengi kapaklar. En yoğun onlarda kullanılıyor arkadaşlar. Şimdilerde bu matah bir şeymiş gibi arkadaşlar bütün ağaçlarda bu yapılmaya başlandı. Nem oranı sıfıra düşürülüyor arkadaşlar. Ağaçtaki nem oranı sıfıra düşürülüyor. Bu ilk harekette, ilk durumda faydalı bir şey gibi görünüyor ama faydalı bir şey değil arkadaşlar. Aksine çok zararlı bir durum. Çok zararlı bir durum. Bunu şöyle örneklendirelim. Hastanedesiniz, bir hastanız var. Ve şunu yapıyorsunuz o hastaya. Akciğerlerindeki bütün havayı çekiyorsunuz ve hastayı stabil bir hale getiriyorsunuz. Yani solunumu sıfırlıyorsunuz. Solunum yok, akciğerler tamamen boşaldı. Hasta o vaziyetteyken herhangi bir sıkıntı yok. Durumu stabil. Sağlık problemi yok. Zaten yatıyor. Şu hesap edilmiyor mu arkadaşlar? O hasta taburcu edileceği zaman yapacağı ilk şey havayı teneffüs etmek. Yani ciğerlerini havayla doldurmak. Şimdi bu havanın içinde kesinlikle nem olacak. Ağaçtaki mantık da aynı arkadaşlar. Siz o sazı yapana kadar sıfır nemle çalışabilirsiniz. Yani kapakta sıfır nem, sapta sıfır nem. Bunu yapabilirsiniz. Sorun yok. Ama o sazı işleyip bitirdikten sonra o saz siz ister isteyin, ister istemeyin ağaç nefes almaya başlayacak. Yani havadaki nemi kesinlikle hücrelerine tekrardan çekecek arkadaşlar. Bu hücrelerde şişmeye yol açacak. Bunu engelleme ihtimaliniz var mı? Var. Nasıl engelleyebilirsiniz? Oksijensiz bir ortam ya da stratosferin üstüne çıkarsanız uzay boşluğuna, orada o sazı çalarsanız sıkıntı yok. Oksijensiz bir ortam. Ama o ağacı tekrar havayla temas ettirirseniz eğer kesinlikle ağaçta çarpılmayla karşılaşırsınız. Başka bir şansınız yok. Neden? Çünkü bağıl nemi engelleyemezsiniz arkadaşlar. Yani atmosferin içerisindeki nemi engelleme ihtimaliniz sıfır. Bunu yapamazsınız. Teknik olarak mümkün değil. Nemsiz, havasız ortam sağlayabilirsiniz. Ama o ağacı orada tutmanız kaydıyla o ağacı kesinlikle o ortamdan dışarıya çıkarmamanız gerekiyor. Şimdi siz ağacı fırınladınız, sıfır nemle çıkardınız. Tabii burada şöyle bir durum var. Ağaç içine nem alma, teneffüs olayı insanlar gibi çok hızlı değil. Daha yavaş. Yani bu insanlarda nefes alma bir saniye gibi böyle ama ağaçta bu şekilde değil. Ağaçta daha uzun bir süreye yayılıyor. O yüzden sazı ilk yaptınız, çıktı sorunsuz. Bir ay sorunsuz, iki ay sorunsuz. Üçüncü ay ne yapacaksınız ağaç teneffüs etmeye başladığı zaman? Teneffüs etmesini nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz? Mümkün mü böyle bir şey? Yani havadaki nemle reaksiyonunu nasıl engellemeyi düşünüyorsunuz?
Bu engellenebilir mi? Tabii. Teknenin, kapağın, sapın tamamının, buna burguluklar da dahil, telleri geçirdiğiniz tarak kısmındaki delik de dahil, tamamını cila ile kapatmanız lazım arkadaşlar. Ve bu mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü sap o burguluktan yine hava alacak. Yani o havadaki nemi alacak arkadaşlar. Siz o yüzden ağaçtan çıkardığınız nemi düşünmeyin. Ağaç zaten kendi nemini atar. Bağı neme uyum sağlar, ortama uyum sağlar. Siz şunu düşünün, ağaç içeriye nem çektiği zaman ne yapacaksınız? Şimdi bu furya İzmir'de başladı. Bizim İzmir dediğimiz sazlar, İzmir sazları dediğimiz sazlarda süper ağaçlara çalışıldı, sıfır nem ağaçlara çalışıldı. 3 ay sonra saplar 88 olmaya başladı. Yani sap önce dümdüz, sonra bir bakıyorsunuz kobra yılanı gibi oluyor. Çünkü sıfır nem bir ağaçla çalıştınız, bağlı nem hesap etmediniz, havayı hesap etmediniz. Daha sonra ağaç o nemle karşılaştığı zaman direkt olayı şöyle oluyor. Ağacı suyun içine atmışsınız gibi oluyor. Çünkü sıfırdan 6, 8, 12 nemine çıkıyor arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bir ağacın nemini asla sıfıra düşürmemelisiniz. Zaten düşüremezsiniz de. O sadece sazı yapana kadar belli bir süre olabilir. Onun dışında ağaç havayla temas ettiği takdirde nemi durdurmanız imkansız arkadaşlar. İmkansız. Dediğim gibi uzay boşluğuna çıkmıyorsanız eğer, yani stratosfer tabakasının üstüne çıkmıyorsanız, oksijensiz bir ortamda değilseniz eğer, o sazın stabil kalması imkansız. O yüzden bağlamada kullanacağınız ağaçları, bunu ağaçlar dersinde anlatmıştım arkadaşlar. Hani bir ağaç asla kurumaz demiştim. Çalışır. Adapte olur arkadaşlar. Ağaç kurumaz. Kuru ağaç diye bir şey yoktur. Ortama adapte olmuş ağaç vardır. Yani o bağıl neme ve bulunduğu yere adapte olmuş ağaç vardır. Bir ağacı kurutmak istiyorsanız tek alternatif vardır. Sobada yakarsınız, kül haline getirirsiniz. Onun dışında ağaçta kuruluk sağlamak imkansızdır arkadaşlar. Zaten bunun üstüne de gitmeyin. Bağıl nem oranına göre, çevredeki nem oranına göre, dünyadaki bulunduğunuz yerdeki nem oranına göre ağaç kesinlikle kendini dengeleyecektir arkadaşlar. Başka bir alternatif yok. Çünkü daha önce de söyledim, ağaç öyle bir organizma değildir arkadaşlar. Canlı hücreleri olan bir organizma ve sürekli çalışır. Havaya nüfuz eder. O yüzden de bunu hesap etmeniz gerekiyor. Yani bütün hesaplarınızı, ağacı işlemenizi buna göre hesap etmeniz gerekiyor. Aksi halde sizin sıfır nemle çalıştığınız ağaç nem oranı 1, 2, 3, 5 olduğu zaman çarpılacak. Başka çaresi yok arkadaşlar. Yani nereye gidecek ağaç? Yani içeriye nem dolduğu zaman ağacın ne yapmasını bekliyorsunuz? Neme şey mi diyecek, sen gelme gelme. Ya da bitmiş sazı tekrar fırınlamayı mı düşünüyorsunuz? Yok, öyle bir dünya yok. Yapamazsınız. O yüzden arkadaşlar bu ağaçları kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. İkincisi, termovutlar gelişken ağaçlar değildir arkadaşlar. Ömürleri fırında tamamlandığı için o şekilde stabil kalırlar. Gelişken ağaç ne demek? Buna en güzel örnek ladindir arkadaşlar. Ladin ağacı. Renksel olarak da göreceğiniz en güzel örnek dut ağacıdır arkadaşlar. Gelişken ağaçlara. Ladin ağacı ve dut ağacı. Dutu hepiniz bilirsiniz. İlk işlendiği zaman böyle şeydir. Civciv sarısı bir rengi vardır. Daha sonra yıllandıkça renkte kahverengiye doğru bir dönüşüm olur. İşte bu ağacın havayı teneffüs etmesi, onun havanın içeriye nüfuz etmesi, ağacın nefes almasıyla alakalı bir olay. O yüzden gelişkendir. Yani rengi sürekli değişir. Bunu engelleyemiyor. Hayır, engelleyemezsiniz. Renk değişir. Ha, değişik kimyasallar kullanırsanız üst düzeyde bu değişim uzun süreli olur. Ama değişir. Bazı kimyasallarda bu süreç daha kısadır, bazılarında daha uzundur. Anlaştık mı arkadaşlar? Ladine gelince onu da kimyasallar dersinde anlatmıştık. Hani bu perhidrolle ağacı beyazlatıyoruz vesaire diye. Öyle bir ladin yok. Ladin yaşken o şekildedir. Ama yıllandıkça o havayla teması kesildikten sonra
havayla teması devam ettikçe ladin gitgide sararmaya, kahverengileşmeye başlar arkadaşlar. Bu da o ağacın kimyasal görmediğini, doğal yolla kuruduğunu, doğru bir teknikle adapte olduğunu gösterir. Biz buna gelişken ağaç deriz. Termovutlar gelişken değildir arkadaşlar. Bunları çok denedik. Bu Kanada çamı vesaireyi. Ladinlerde şöyle bir şey vardır mesela. İlk aldığınız performans, ondan 5 yıl sonraki alacağınız performansla arasında uçurum vardır arkadaşlar. Yani saz bittikten sonra aldığınız sesle 5 yıl sonra aldığınız ses kesinlikle aynı değildir. Termovutlarda şöyle bir durum var. Sazı ilk gün yaptığınız sesle 10 yıl sonraki, 5 yıl sonraki ses birbirinin aynıdır arkadaşlar. Seste gelişim olmaz. Çünkü ağaç bütün gelişimini kısa bir sürede tamamlamıştır. Bu bizim istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Bu şimdi size şöyle mantıklı gelebilir. Tamam işte ilk yaptığımızda en yüksek performansı aldık. Değil arkadaşlar. Çünkü en yüksek performans alabilmeniz için enstrümanın o ortama ve o ağaçlara, sap, tekne, kapak gibi işte beraber bulunduğu ağaçlara uyum sağlaması lazım. Anlaştık mı arkadaşlar? Ancak bu uyum ve kurumayla doğru adaptasyonu sağlayabilirsiniz. Yani doğru gelişkenliği sağlayabilirsiniz. Yoksa sizin kullandığınız kapak, şöyle söyleyelim, yıl bazında konuşalım. Çünkü fırınlamayı ancak öyle anlatabiliriz. Sizin kullandığınız tekne 1 yıllık kurumada, sizin kullandığınız sap 2 yıllık kurumada ama kullandığınız kapak 100 yıllık kuruma mesafesinde. Çünkü termovut. Şimdi ortamdaki bu durumdaki yanlışlığı umarım anladınız. Ama aynı ortamda, aynı nem ortamında yapılan enstrümansa tekne aynı oranda. Çünkü tekne stabil. Hava da stabil. Sap aynı ortamda, kapak aynı ortamda. Yani bunların nem oranının birbirinden çok farklı uçurumlar olacak kadar bir durumu yok arkadaşlar. O yüzden de o üçlüyü bir araya getirdiğinizde kuruma da aynı şekilde olacaktır. Yani biri 50 yıl kurumuş, biri 10 yıl kurumuş olmayacak arkadaşlar. O yüzden biz gelişken ağaçları, yani doğal ortamına adapte olmuş ağaçları kullanmayı tercih ediyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Yoksa kapağı fırınlayıp, işte rengini değiştirip yapmak çok sağlıklı bir durum değil. Dediğim gibi o ağaç nemle karşılaştığında tekrar büyük sorunlar yaşarsınız. Yani bu sapta da böyledir, kapakta da böyledir, teknede de böyledir arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye eder miyim? Tavsiye etmem. Şimdi burada tekrar bir konuya değineceğim arkadaşlar. Bu kurt ağzı yapma olayına, kurt ağzı neden önemli? Termovutlara girdik ya, o yüzden bu konuyu açıklamak isterim. Şimdi kavela geçme bir sap yaptığınızda, öyle bir sap yaptınız, sazı bitirdiniz, aradan 5 yıl geçti. Aradan 5 yıl geçti. Sapta herhangi bir çalışma oldu. Bu olabilir bir durum. Şimdi bütün ağaçlar, yani kapak, tekne, sap birbirine adapte olmuş durumda. Ama sapta çalışma var. Lakin siz o sapı kullanmak istiyorsunuz. Yani aynı sapı kullanmak istiyorsunuz. Bu çok küçük açılarla, biz onu kurt ağzında yapıyoruz mesela, giderilebilinir bir durum. Yani o sapı kullanmak istiyoruz. Bu şeyden dolayı değil, hani ağaçtan, kısalımdan dolayı değil, sadece o üç parçanın birbirine adaptasyonunu bozmamak için bunu yapıyoruz. Kurt ağzında bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani daha önceki videolarda gösterdik. Sapı söküp tekrar doğru açıyla yerine yerleştirebilirsiniz. Böylece o ağaç kombinasyonunu, o adaptasyonu bozmamış olursunuz. Ama kavela geçme sap yapılmış bir sazda bunu yapma ihtimaliniz sıfır arkadaşlar. Yani o sapı oradan söküp tekrar yerine monte edemezsiniz. O sapı oradan sökemezsiniz. Söktüğünüz zaman da zaten kesmek zorundasınız. Başka bir sap monte etmek zorundasınız. Yani elinizde ne oldu? 10 yıl boyunca birbirine adapte olmuş bir tekme, bir kapak ama 1 yıllık bir sap ya da 2 yıllık bir sap. Ama tabii o 2 yıl
bu adaptasyon için, yani tekme kapak adaptasyon için sıfırdan başlıyor olacak. Yani kurt ağzı geçmenin önemini umarım burada anlamışsınızdır. Kavera geçmede öyle bir şansınız yok. Bunu iddia eden usta varsa da, bunu iddia eden usta varsa da bir sazı yapsın, sapını kapağını yapsın, kavera geçmeyi, sapı bitirsin bütün işleri. Ondan sonra o sapı söküp aynı yere takmaya çalışsın. Tamam mı? Bunu da ispatlasın bakalım yapabiliyor mu? Anladınız mı arkadaşlar? Kurt ağzı geçmenin böyle bir önemi var. Çok önemli bir şey. Anlaştık mı? O yüzden kavera geçmenin burada da bir sağlıksızlığını anlatmış olalım. Kesinlikle sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Termobuklar hakkında da bunu düşünüyoruz arkadaşlar. Yani ben böyle düşünüyorum. Deneyecek arkadaşlara da şu soruyu sorun. Ben de sorayım. Siz de sorun. Hani bunları böyle sıfır nemle yapıyoruz diye. Ortam nemine geldiği zaman, bu ağaç hücrelerine nem çektiği zaman, havayı teneffüs etmeye başladığı zaman bu nemi ne yapacağız? Sorun bakalım arkadaşlar acaba ne cevap verecek? Yani çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Yani nem oranı normalde bir ağaçta 6 ile 12 arasında çalışılabilir arkadaşlar. Böyle bir nemin de zaten olması gerekiyor. O nem oranı ağacın içerisinde kapakta ya da sapta 12'ye geldiği zaman o nemi ne yapacaklarmış? Yani bunu bir sorun bakalım. Çünkü ben soruyorum, cevap bulamıyorum. O nem nereye gidecek? Ağaç şişirecek arkadaşlar. Başka çaresi yok. Tamam mı? Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bu yorumlara falan da cevap veremedim. Ama en kısa zamanda onların hepsine cevap vereceğim. Tekrar döndük atölyeye arkadaşlar. Artık işlerimize, güçlerimize bakalım. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.